Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple telefon tanıtır mı, tanıtmaz mı derken şakka danak diye karşımıza çıkan 2020 model iPhone SE'nin hem özelliklerine, hem Türkiye fiyatına, hem de alınır mı, alınmaz mı gibi detaylarına bakacağız. Bildiğiniz gibi Apple pazarda ciddi bir pay kaybetti. Bu payı toparlayabilmek için de bu SE modellerine bayağı bir sarıldı. Daha yüksek satış yapmak için çıkardıkları farklı bir alternatif. O yüzden böyle aman aman bir cihaz beklememek gerekiyor. Cihaza ilk bakışı yaptığınızda bile piyasada bilinen babuşko iPhone'lardan direkt farklı olduğunu zaten anlıyorsunuz. Özellikle 4.7 inçlik küçük ekranıyla zaten direkt olarak dikkatimizi çekiyor. Peki bu yeni iPhone SE nasıl bir telefon? Şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. Telefona ilk baktığınızda karşınızda bir adet iPhone 8 görüyorsunuz. Çünkü telefon tasarım anlamında bayağı bir iPhone 8. Şimdi neden bu telefona eski bir model diyoruz arkadaşlar? Çünkü en son Apple iPhone 10'da bu tasarım trendini geride bırakmış. Fakat 2020 yılına girdiğimizde iPhone 10'dan önceki çizgisini 5. kez karşımıza çıkardı. Hatta yıllar öncesinin geyiği olan benim home butonum nerede olayı ise 2020 model iPhone SE'lerde lök diye yerini almış durumda. Fakat Apple'ın rakipleri ekrana gömülü parmak izi okuyucuyu çoktan yerleştirmiş. Onunla dalga geçerken home butonunun tekrar gelmesi bir grup tarafından çok hoş karşılanmayacak. Yani aslında bana da soracak olursanız ekrana gömülü parmak izi okuyucu daha iyi olabilirdi. Tabi burada bir dezavantaj daha var arkadaşlar. O da yeni tasarım trendlerinin aksine bir durum. O da şu: ekran gövde oranı artık yeni trendlerde alışmış olduğumuz o sonsuza yakın ekranların yanına bile ulaşamıyor. Çeşitli kaynaklarda farklı farklı rakamlar gördüm fakat %65-%70 arasında bir ekran gövde oranı var. Yine tasarım anlamında önde ve arkada birer kamera tercih edilmiş. Burada ince bir ayrıntı var arkadaşlar. Yeni çıkan iPhone'larda Apple logosu üst kısma biraz daha yakındı. Fakat bu modelde logo tekrar eski yerine geri gelmiş. Yani ortada. Şimdi gelin biraz da telefonun ağırlığından filan bahsedeyim sizlere. Boyutlar: uzunluğu 138 mm, genişliği 67 mm, kalınlığı ise 7.3 mm olarak belirlenmiş. Ağırlık da 148 gram. Yani öyle aman aman çok hafif bir telefondan bahsetmiyor. Şimdi yine bana kızacaksınız, bu Apple düşmanlığı nereden geliyor falan filan diye, ama kızmayın arkadaşlar, çünkü yeni tasarım trendleri ve o trendlerin fiyat skalası göze alındığında bu eskiye dönüşü ben çok hoş karşılamadım. Şimdi gelin biraz da kameralardan bahsedelim. Arka kamera 12 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahipken ön kamera 7 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Telefonun üzerindeki işlemci A13 Bionic olduğu için bu kameralarla da Smart HDR özelliğini kullanabiliyoruz. Şimdi tabii akıllarda bir soru beliriyor. Peki bu telefonlarda portre modu yok mu? Var arkadaşlar, fakat yapay zeka ile güçlendirilmiş yazılımsal bir portre modundan bahsediyor. Apple örnek fotoğraflar yayınlamış fakat bunlar ne kadar başarılı, işte bulanıklaştırmalar oluyor mu, kesmelerde bir hata oluyor mu, ne oluyor ne bitiyor ancak telefon elimize geçince anlayabileceğiz. Video kısmına bakacak olursak arka kameralarda 4K çözünürlükteki videoları 60 FPS'te, ön kamerada ise 1080p çözünürlükte 30 FPS videolar çekebileceğiz. Şimdi burada kağıt üstünde önemli bir nokta beliriyor. Eğer tek derdiniz kameraysa sadece geniş açı ve ultra geniş açı çekmek için iPhone 11 Pro veya iPhone 11 modellerini tercih etmeniz gerekiyor. Kamera anlamında yazılımsal portre modunda saymazsak iPhone 11'den en önemli farklılığı bu. Tabi bir de 4-5 tane kamerası yok. Şimdi teknik özellikler kısmına geçiyor. 4.7 inç 1334x750 çözünürlüklü bir ekran. İşlemci A13 Bionic. İşlemci anlamında da arkadaşlar iPhone 11 Pro ile aynı işlemciyi taşıdığını söyleyebiliriz. Yani cihaz tasarım anlamında her ne kadar eskiye dönüş olsa da teknik özellik anlamında çok da ciddi bir geriye gidiş söz konusu değil. RAM tarafında net bir bilgi yok arkadaşlar. Depolamalar 64, 128 ve 256 GB olacak. İşletim sistemi iOS 13. Batarya anlamında ise net bir şey söylemediler. Fakat kutu içeriğine bakacak olursak telefon 18 wattlık hızlı şarjı desteklese bile kutudan 5 wattlık normal şarj adaptörü çıkıyor. Yani telefonun hızlı şarj özelliği var ama Apple kutunun içine o adaptörü koymamış. Sizin gidip para verip o adaptörü almanız gerekiyor. Telefon yine kablosuz şarj özelliğini destekliyor fakat bu kısmı hızlı mı değil mi onu bilemiyor. Ama kablosuz şarj da var. Artık gelin gelelim sadede, yani fiyatlar. 64 GB'lık model 5299 TL, 128 GB'lık model 5749 TL, 256 GB'lık modelde 6599 TL'den piyasaya sürülecek. Piyasaya sürülme tarihini bilmiyoruz. Belki Mayıs sonuna doğru gelebilir. Şimdi arkadaşlar, fiyatlar günümüz kurunu, işte ülkemizdeki vergi durumunu ve piyasada bulunan diğer cihazları incelediğimiz zaman aslında Apple
bir telefon için uygun görünüyor. Siz gidip işte 5000 lira 6000 lira bareminde gidip 2020 model iPhone SE'ye de alabileceğiniz gibi bana soracak olursanız ikinci el bir iPhone 10'da bulabilirsiniz. Yani bu karar tamamen size diyorum ve arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 model iPhone SE'nin teknik özelliklerine ve Türkiye fiyatına bakmış olduk. Alınır mı alınmaz mı kısmında bence yaptığım yorumlarla bir fikir edinebilirsiniz. Fakat siz ne düşünüyorsunuz bunu merak ediyorum. Yorumlar kısmından mutlaka görüşlerinizi belirtin. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.